Yayındayım, buyurun. Evet sevgili Bodrum Gündem dostları, bugün Muğla'dayız. Mesaimize Muğla'da başladık. Niye Muğla'dayız? Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir köşe yazısı yazdım. Takip edenler, özellikle siyasetle yakından takip edenler biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Kadın Kolları Başkanlığı seçimi var. Sevgili milletvekillerim de burada. Hemen önce Bodrum'dan gelen milletvekilimizle beraberiz Sayın Süreyya Öneş. Kadın mücadelesi güzel aslında, değil mi? Evet, örgütlü kadın mücadelesi ve buna en büyük desteği veren Cumhuriyet Halk Partisi olarak olan kongremizi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Muğla'mıza. Üç adayımız var. Evet, hepsi birbirinden kıymetli. Hangisi kazanırsa partimiz kazanacak. Partimiz kazanır diyorsunuz. Evet. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, bir liste almam mümkün mü? Bir adet okumak için yayında. Kimin listesidir önce onu soralım. Sema Hanım. Evet, elimde mavi bir pusulayla Sema Hanım. Sema Gençoğlu'nun listesi var. Bakalım, burada tanıdık isimler var mı Bodrum'dan diye. Siz biliyor musunuz, listenin geneline hakim misiniz? Tüm ilçeler bazında mı bir seçim var yoksa? Tabii ki orada mutlaka bir temsilci vermişlerdir ama ben bilmiyorum. Ben bilmiyorsunuz. Yönetimde peki değil. Ben bir tanesini alabiliyor muyum? Alın, çok teşekkürler. Biraz sonra sizlere Sema Hanım'ın. Kendisi orada mavili. Mavili. Hemen Sema Hanım'a gidelim o zaman. Mavi. Efendim Sema Hanım hayırlı olsun. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür, burada da mı? Burada da tabii. Seçimlerde Bodrum Gündem orada. Önce sizin bir iki cümlenizi alalım, sonra Sema Hanım'a, sayın adaya verelim mikrofonu. Vallahi gecikmiş kongreler bunlar, biliyorsunuz. Aslında 2 yılda bir yapılması gereken neredeyse 5. yıllara sarktı. Keşke daha önce yapılabilseydi. Ama 3 tane aday var. Hepsi birbirinden değerli. Demokratik bir seçim olsun inşallah, ki oldu. Böyle de gider inşallah. Seçimin bitme saatiyle ilgili net bir şey söylenmemiş. Tüm adaylar kullanıncaya kadar. Aslında 5'e kadar. 5'e kadar resmi olarak. Elimizde de eğer hala kullanan varsa sırada onların alınır kimlikleri devam eder. Kadın kollarında öyle bir şey peki, olmaz. Peki sizin desteklediğiniz özel bir aday var mı? Var tabii. Var. Gönlünüzdekini soralım mı? Kimdir gönlünüzdeki? Söylemeli miyim? Tercih sizin, zorunda değilsiniz. Arzu ediyorsanız. Yani şöyle, ben hepsini çok seviyorum. Üçü de birbirinden değerli gerçekten. Ama naçizane merkezden yönetilmesi gerekir. Çünkü dakikalar içinde tavır almamız gerekebilir. Dakikalar içinde hemen harekete geçmemiz gerekebilir. Genel merkezde ilçeler arasında bir köprü görevi gördüğü için İl Kadın Kolu Başkanlığı o açıdan biraz sıkıntı yaratabilir. Farklı bir ilçede. Peki merkezdeki aday kimdir? Biz dışarıdan gelenleri... Merkezde 2 adayımız var. Biri Sema Gençoğlu, biri Gülün Yerli. Onu diyordum. Sema Hanım'ın şeyine... İnatçılığına hayranım. Gül'ün de 9 yıldır kadın kollarında başkan vekilliği dahil hem benim hem Aysun Başkan'ın tüm işlerine yapan, halleden bir arkadaşımız, emek veren. Hangisini takdir ederse kadınlar o olsun inşallah. Belki hemen Sema Hanım'ı da canlı yayına alalım. Hepsine başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Hemen mikrofonu o zaman devredelim. Sema Hanım, sizi şöyle gölgeye doğru alayım. Arkadan ışık yansıyor. Şöyle lütfen, uygundur. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, adayım. Ekibiniz de hazır. Ekibim hazır tabii. Siz geçen dönemde aday mıydınız? Doğru mu anımsıyoruz Bodrum'la olarak? Evet, alalım duygularınızı. Nasıl bir hazırlık? Ekibinizde kimler var? Nasıl bir çalışma? Dinliyoruz sizi. İl Kadın Kolları'nın amacı her ilçeden kadınları alıp İl Kadın Kolları'nı birleştirerek beraber çalışmak. Bütün ilçelerden birilerini alarak İl Kadın Kolu'nu oluşturacak ki ilçelerle temasa geçebilsin. Biz de bütün ilçelerden arkadaşlarımızı aldık. İl Kadın Kolu'muzu oluşturduk. Ve çok güzel arkadaşlarımız var. Çalışan, deneyimli, çalışan arkadaşlarımız var. Gençlerimiz var. Çok güzel bir ekip. Çok güzel çalışacağımıza inanıyoruz. Bütün ilçeler bizim. Muğla bizim. Beraber çalışacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Evet, geçen dönemde aday olan Sema Gençoğlu'ndan bir demeç aldık. Diğer adayları da burada. Şöyle söyleyeyim, ben çok fazla adayları tanımadığım için arkadaşlardan destek isteyeceğim.
efendim ben Sema Hanım'la görüştüm, diğer adaylarımız buradaysa. Evet, Gülün Hanım da burada. Gülün Hanım nasılsınız, canlı yayındayız. Buyurun Bodrum Gündem. Çok teşekkür ederim. Mikrofon çok... sizde kalsın. Sizi de şöyle alayım çünkü arkası parlıyor. Tamam. Buyurun. Hayırlı olsun adaylarım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben kadın arkadaşlarıma güveniyorum ve kendime güveniyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Kadınlar kazansın. Siz birkaç dönemdir öğrendiğimiz kadarıyla ilde yönetimde görev almışsınız. İl sekreterliği ve il bilişim sorumluluğu görevlerinde bulundum. Bütün aldığım görevlerimi de layıkıyla elimden geldiğince yerine getirmeye çalıştım. Peki oluşturduğunuz listeyi il bazında dengeleri gözeterek mi yazdırdınız? Dengeleri gözeterek yaptım. Tüm ilçelerden katılım var mı listenize? Şimdi şöyle bir şey var. Katılım şu anda yok. Başkanlarımız talep etmediği için, yoksa bütün başkanlarıma sordum. Talep etselerdi alacaktım. Böyle bir talep gelmedi. Böyle bir talep gelmediği için 3 ilçemizden var. Teşekkür ederim kendilerine. Hangi ilçelerden var? Marmaris var. Ortaca var. Bir ilçemiz daha vardı ama şu an çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ben ediyorum. Sizin de mümkünse bir listenizi almak isterim. Oradan da temin edip biraz sonra bizi takip edenlerle de bu listeleri paylaşmak istiyorum. Böylece evet, o boşalınca siz arkadaşları bırakırsanız ben alayım. Bu arada son bir aday kaldı. Görüşmediğim Meltem Hanım sanıyorum. Dışarıda mı o da? Peki ben gelip sizden listenizi alacağım. Evet sevgili Bodrum Gündem takipçileri. Şimdi son adayımız Meltem Hanım'ı da bulup onun da konuyla ilgili görüşlerini almak istiyorum. Meltem Hanım kimdir acaba, destek olur musunuz? Meltem Hanım'ı arıyorum. Peki. Peki şöyle bir bakalım ne var ne yok diye ortalarda. Asıl kalabalık aşağıdaki büyük parkta. Evet, Meltem Hanım lilalarını giyinmiş geliyor. Evet, canlı yayındayız Bodrum Gündem olarak. Mikrofon sizde, şöyle geçin. Evet, adınız sonradan duyuldu. Çok polemiklere sebep oldu. Çok konuşuldu. Tanıyalım sizi Bodrum Gündem olarak. Tabii ki. İsmim Meltem Bulut. 77 doğumluyum. Evet, çok kısa sürede çıktım adaylığı. Ama bu çıkış sebebim de aslında yıllar önce zaten vardı. Hani hep aklımda olan. Acaba ben kadın kolları, ilk kadın kolu başkanı olursam neler yapabilirim? Hangi projeleri hayata geçiririm diye bir düşüncem vardı aslında. Sonradan da birkaç arkadaşımın ve birkaç ilçelerden gelen teşvikle evet neden olmasın dedim ve girmeye karar verdim bu yarışa. Partimiz kazanacak. Hep beraber güzel şeyler imza atacağımızı düşünüyorum. Bütün 13 ilçe kadın kolları başkanlarıyla beraber, eğer seçilirsem tabii ki. Partimiz kazanacak. İktidara inşallah hep beraber yürüyeceğiz. Özellikle sosyal medyada il başkanının sizi desteklediğine yönelik ve bu konuda ilçelere baskı yaptığına yönelik çok ciddi polemikler döndü. Çok ciddi. İşin evet. Muhasebe olarak bu konuda siz ne söylüyorsunuz? Tabii ki şöyle. Ben 2019 yılında ilk siyasetin mutfağına girdiğimizde Zekican Başkan'la beraber, ilçe başkanımdı o zaman. Ben de onun ilçe yönetim sekreteriydim. Tabii daha sonraki seçimlerde Zekican Başkan'ı il başkanımız olarak gönderdikten sonra ve ben de bu seçimde Marmaris'ten çıktığım için böyle bir yapıştırma yapıldı. Ama asla ve asla böyle bir şey yok. Hatta ben işte sırayla, hiyerarşi gereği sırasıyla herkes arayıp aday olmaya karar verdim diye açıklama yaptığımda da Zekican Başkanımı da aradım. Hayırlı olsun Meltem Hanım dedi. Partimiz için dedi. Evet dedim. Güzel, adil bir seçim olsun dedi ama asla böyle bir şey yok. Aday çıkmamda hiçbir şekilde Zekican Başkan'ın bir talebi, etkisi hiçbir anlamda yok. Çünkü bu tamamen özgür hür irademle alınmış. Partimiz için de bu bir seçim. Bu bir yarıştır. Bayrak yarışıdır. Bu sefer de ben çıkmaya karar verdim. Tek polemik işte ikimizin de Marmaris'ten olmasından dolayı böyle bir şey gelişti. İl başkanı sizin için herhangi bir toplantı ya da talepte bulunmadı. Kesinlikle. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sizin listenizde temin etme şansım var mı? Tabii ki. Onu da rica edeyim. Arkadaşlar yardımcı olsunlar. Evet, 3 adayı da merhaba. Bu Bodrum Gündem. Genç Hanım var yanımda. Nereyle ilgili röportaj yaptığımız soruyor. Evet, enteresan bir yarış oldu. Olmaya da devam ediyor. Normalde evet lila rengi bir liste geldi. Teşekkür ediyoruz. Son bir beyaz renkli listeyi. Bir beyaz renkli liste rica ediyorum mümkünse oradan.
beyaz renkli listeden bir adet alabilir miyim? Diğer arkadaş rica ediyorum. Evet, bu arada Meltem Hanım'ın listesine de şöyle bir göz gezdirdik. Lila renkli. Valla gördüğüm kadarıyla Bodrum'dan isimler var Meltem Hanım'ın listesinde. Belgin Atare var. Ben listeleri aslında hepsini okuyayım. Siz kimlerdendir onu, yanlarına ilçeler yazılmadığı için şunlar şu ilçeden, bunlar bu ilçeden diye net bir şey söylemem mümkün değil, ama hani Belgin Atare de bildiğiniz bir isim. Kimdir Belgin Atare? Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Niyazi Atare'nin annesidir. Ve çok uzun yıllardır da Cumhuriyet Halk Partisi'ne Bodrum'da katkı vermekte, orada görev yapmakta. Evet, isimlere gelince Meltem Bulut'un listesini söylüyorum. Evet, son bir beyaz listede verdiler. Teşekkür ediyorum. Evet, okuyalım bakalım kimler var. Evet, biraz sonra sandıklar kapanacak ve tasnif ve sayımlara geçilecek. Haydi, nerede kalmıştık? Lila önce, Lila renkli. En çok şöyle sizi de rahatsız etmeden polemiklere sebep olan liste. Haydi bakalım okuyoruz. Belgin Atare, Demet Bosnalı, Elif Demirbaş, Meltem Sivas Erbay, Nurten Erbay, Saniye Güller, Solmaz Halıcı, Perrin Helvacı, Fatma Ümit Karaöz, Hatice Şimşek Kekeva, Fatma Köktürk, Sevgi Özçelik, Fatma Bayar Sasa, Emel Türkel, Meral Uyar, Tülay Yıldız. Meral Uyar da yer Bodrum'dan varsa kusuruma bakmasınlar. Meral Uyar da Bodrum'dan bir isim. Bu da demektir ki lila rengi listeye Bodrum'dan bir destek var. Başka şimdi Sema Gençoğlu'nun listesini okuyorum. Derya Aycan, Sezin Alper, Duygu Çakmak Bişen, Seda Çağlar, Handan Eşelioğlu, Hülya Elmas, Berna Evkuran, Tuğçe Güçlü, Aysu Güzel, Nilgün Kahraman, Bennur Serap Saltuk, Şenay Tımbıl, Sunay Tokat, Gözde Yavuz, Sema Duygulu Yaman, Günay Yıldırım. Ve son listemiz beyaz liste. Şimdi beyaz listeyi de okuyorum. Gül'ün yerli zaten ilçelerden, sadece 3 ilçeden kendisine listeyle ilgili talep geldiğini beyan ettiği için 18.45 sandığın kapanma saati beyan ediliyor bu arada. Alper Ayşe şey yapmışlar, isimleri sona yazmışlar, farklı bir şey uygulamışlar. Ayşe Alper, Şefika Altınay, Cemile Arı, Fatma Buket Böce, Belgin Çınar, Azra Serpin Çoban, Feriş Tahtacı, Yurdanur Işık, Duygu Keyif, Gülnaz Kırkık, Sebiha Kocabaş, Neşe Sevil, Filiz Tursun, Nesrin Türkel, Ayla Türkmen, Yeter Okan. Valla yedeklerini okumayacağım. Onları ayrıca liste olarak geldiğinde sizlerle paylaşırız. Evet. Son birkaç dakika kaldı. Divan heyeti uyarılarını yapıyor. Oy kullanacaklara ilişkin. Alanda kurulu 3 adet oy kullanma noktası var. Onu da gösterelim biz size. Şöyle buradan bakın. 3 adet oy kullanma noktası var. Biri sağımda, biri solumda, biri de tam karşıda olmak üzere.
Şimdi divan heyetinden bir arkadaşlar bize oy kullanacaklar listesiyle ilgili bir bilgi verirlerse aslında mutlu oluruz. Efendim canlı yayındayız Bodrum Gündem olarak. Divan Başkanımıza ben mikrofonu uzatayım şöyle. Öyle mi efendim? Önce sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Selamlar. Ben Nurşen Balcı, Kadın Kolları MYK üyesiyim İzmir'den. Efendim bugünkü seçimde oy kullanacak Haziran listesinde kaç isim var sayısal olarak? Ya kaç kişi var isimliyle, özür dilerim. Şimdi şöyle normal toplam 333 delegemiz var, doğal delegeler. 330 civarı olması lazım. Ama şu anda kaç kişi oy kullandı bilmiyoruz. 331. Peki ilçe bazına baktığınızda onun bir dökümü var mı? Bodrum'dan şu kadar işte onun. Ama Haziran listesi ne çıkacak şu an için bilemiyoruz. Şu an elinizde hazır böyle. Böyle bir döküman ayrıca. Hayır, sandıklarda. Belli olacak. Hayır, mevcut delege sayısını ilçe bazlı. Var var, tabii ki var. Ama hangi ilçeden kaç kişi oy kullanıyor? Oy kullanma şu sayısı sonra. Şu anda yok, sandıklarda. Peki, çok teşekkürler. Biz teşekkür alalım. Evet, orada bir kafa karışıklığımız oldu. Ben oy kullananlar bazında değil, liste bazında kaç, hangi ilçeden kaç delege var? Mesela ben Bodrum'dan 60 delege olduğunu biliyorum ama Milas delege 66 mı? Milas kaç? Ne biliyorsa eskiler biliyor. Verdim mikrofonu. Ama çıkalım, hatırlayamayabilirim. Şöyle en yüksek delege listesi Bodrum'da. Evet. Fethiye'de. Milas var galiba. Fethiye, Milas. Fethiye, Marmaris. Muğla diye gidiyor. Toplamda 300 küsür 330 delege. 330 civarı olması delege lazım. Var. Çünkü ana kademenin yarısı oluyor biliyorsunuz. Bunlara ona göre geliyor. Evet. Evet. Haydi bakalım. Peki. Haydi bakalım. Ayşen Hanım'ı görmedim aslında. Onu da görme şansım olsa. Onu da çünkü bir anda Ayşen Hanım'la ilgili de farklı iddialar söz konusuydu. Bir anda adaylıktan çekilmesi çok tartışıldı. Evet. Oy kullanmanın sona ermesine 10 dakika kaldı. Yavaş yavaş insanlar bulunduğumuz noktaya doğru geliyor. Yalnız enteresandır. Bunun da bir türlü önüne geçemiyorlar. Onu da söyleyelim. Şimdi şu listelere de bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kadın kolları seçiminde bile erkeklerin bu kadar hareketli ve işin içinde olması en çok eleştiri alan noktalardan birisi. Evet, kadınlar, kadın kolundan tutun ilk kadın başkanının seçimine kadar. Evet, Meltem Hanım burada. Sema Hanım bir üstte. Eğer görürsek onun da afişini tabii ki yayınlayacağız. Belediye başkanımız da geldi, Gonca Köksal. Hemen, çok pardon, canlı yayındayken Gonca Hanım'ı da yayına alalım biz. Evet. Gonca Hanım nasılsınız Sayın Belediye Başkanı? Tamam, oyunu kullanın. Hadi oyunuzu kullanın sonra. Hadi ondan sonra bir demeç alalım Sayın Belediye Başkanı'ndan da. Sonuçta Menteşe'de ilk kez bir kadın belediye başkanı, o da ilk kadın kolları. Gonca Başkanımız burada mı? Burada efendim. Menteşe'nin listesinde mi? Menteşe'nin listesinde mi? Evet. Burada değil, doğal bir yerler değil. Menteşe o zaman şey istiyorsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, bize denk gelmesi de iyi oldu. Gonca Köksal Menteşe Belediye Başkanı, Muğla'nın tek kadın belediye başkanı olarak şu anda listesini evet aldı. Şimdi gelecek ve Ortaca Köyü'nün Menteşe Marmaris Şekil. Evet, şöyle her ilçenin oy kullanacağı noktalarda belirlenmiş. Burası Menteşe Merkez'in listesindeki delegelerin oy kullanacağı nokta. Biraz sonra da evet.
imzasını atacak. Sonradan Bodrum Gündem takipçilerine Sayın Başkanım, canlı yayındayız. Mikrofonu size verdik. Şöyle buyurun. Muğla'nın tek başkanı, belediye başkanı. Evet. Kadın kolları seçiminde oyunu kullandı. Alalım duygularınızı. Beraber yol alacağınız il başkanını aslında seçiyorsunuz. Evet, güzel bir dönem geçirdik. Mevcut İl Kadın Kolları Başkanımız ve ekibiyle birlikte aktif bir seçim süreciydi bizim için. Son derece verimli saha çalışmaları yaptık. Ve belediye başkanı seçildik. İlk Muğla'nın 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde ilk kadın ilçe belediye başkanı olmanın da gururunu yaşadık. Sağ olsun kadın arkadaşlarımın varlığı, desteği hep bizimleydi. Şimdi de çoklu bir yarış var. Demokratik bir yarış var. Çok güzel bu kadar ilgi, alaka. Kadınlar artık siyasetin çok daha fazla içinde. Bundan sonra daha çok sözümüz var. Talebimiz siyasi kadroların her kademesinde %50 oranında temsil edilmek aslında. Bunu üst kadrolardan başlayarak gerçekleştiriyor partimiz. Şu anda MYK'mızın %50 kadınlardan oluşuyor. Biz güçleniyoruz, giderek daha da güçleneceğiz. Çok heyecanlıyım. Hayırlı uğurlu olsun partimize, Muğla'mıza. Aslında kadın kolları çok önemli, çünkü kadın kolları sahada en ince kılcal damarlara kadar inen yegane aktörler. Evet. Erkeklerin ötesinde sanki siyasete kimin seçileceğini kadınlar belirliyor gibi. Evet. Yani kadınları her zaman çok daha kapsayıcı, kavrayıcı, dokunabilen, her kapıyı çalan, her eli sıkabilen kişiler. Ben de bunun avantajını çok yaşadım seçim döneminde. Gerçekten insanların istediği sadece samimi bir temas. Bunu kadınlar çok aktif bir şekilde sahada gerçekleştiriyor. Heyecanla bekliyorum ben de sonucu. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok evet, sağ olun. Menteşe Belediye Başkanı, Muğla'nın da ilk ve tek belediye başkanı Gonca Köksal'da konuyla ilgili görüşlerini Bodrum Gündem takipçileriyle paylaşmış olduk. Biz biraz sonra, evet, son uyarılar yapılıyor. Evet, aslında şu anda sandıklarda oy kullanma sona erdi sayılır. Sırada bir iki tane arkadaş var şu an en başta girişteki sandıkta. Bütün şu anda evet, salonda yavaş yavaş doluyor. Salonda yavaş yavaş doluyor. En ön arkadaşlar sırada olan arkadaşlar oy kullanın. Onun dışındakiler oylama bitmiştir. Evet. Bir bakar mısınız? Evet, son birkaç arkadaş var. Sıradaki arkadaşlar kullanıyor. Sıranın dışında ekleme yoktur artık. Bittiyse sandığı ve ağzını sağ şeyini alalım ağzını. Sandığı ve evet, sandıklar da geliyor hazırın listeleriyle beraber. Şimdi tasnife başlanacak. Sandıklar yavaş yavaş orta alana getirilecek. Arkadaşlar hazırını getirir misiniz artık? Hazırın bekleniyor. Arkadaşlar hazırını getirir misiniz? Evet, orada bir sıkıntı var. Tamam. Haziran son sandıkta da geliyor. Arkadaşlar söyleyin. Evet, tamam. Aysu'dan evet. Şimdi Aysun Başkanı da hazırlıklar teslim edildikten sonra evet, sandıkları işaretliyor tek tek Aysun Başkan. Nasılsınız Bodrum Gündem olarak? Süper, canlı yayındayız. Şöyle mikrofonu size vereyim. Teşekkür ederiz. Bir anda adaylıktan çekildiniz, sonra ortalık karıştı. Sonra Marmaris'teki adayla ilgili çok ciddi polemikler yaşandı. Ve 3 adaylı bir seçime gidiliyor.
Ben şöyle yapalım. Önce sizi dinleyelim bakalım. Niye vazgeçtiniz adaylıktan? Arkadaşlarımıza başarılar diledim. Çünkü benim biraz ailevi sorumluluklarım yüzünden diyelim. Bu kadar yoğunluğun içinde altından kalkabilecek gibi hissetmedim, o yüzden. Son ana kadar hep başkan adaylığınız, hatta tekrar seçilmenizle ilgili güçlü yorumlar yapıldı. Temelde bakınca da herkesin sizi desteklediği bir atmosfer vardı ve sizi tekrar il başkanı, kadın kolları il başkanı olarak görmek istiyorlardı. Sizin bu kararınız aslında parçalanmalara da sebep oldu kısmen. Nasıl yorumlayacaksınız? Ben bu konuda şu anda çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü iktidara giderken biz kendi içimizde çok böyle konuşmayacağız. Öyle bir karar bağlandı. Bu grup karar mı, sizin şahsi karar mı? Kendi kararım. Peki, 3 tane adayımız var. Üçünü de tanıyorsunuz. Evet. Onlarla ilgili de sizden yorum alalım. Yani ben şu anda ne söylesem yanlış. Yani üçü de benim arkadaşım. Hangisi kazanırsa bizim başkanımız olacak ve yola devam edeceğiz. Aynı zamanda meclis üyesisiniz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Peki, kolay gelsin diyoruz. Gayşun Hanım'ı sıkıştırıyorum ama çok da kıyamıyorum. Sonuçta halihazırda onlarla devam edecek. O yüzden o da haklı, siyaseten belli dengeleri gözetmek zorunda. Şu anda kullanılan oy sayısıyla eldeki tutanaklar kontrol ediliyor. Onun oy sayım çok kısa sürecek. Toplasanız çünkü 330 tane oy var. Bir 10-15 dakika içerisinde kimin galip çıkacağı belli olacak burada. Kimlerle yol almak istiyor Muğlalılar? Gerçekten erkeklerin dahil olduğu ifade edilen, özellikle il başkanı nezdinde dahil olduğu ifade edilen ve sosyal medyada çokça yankılanan mevzu karşılık bulacak mı? Ya da kadınlar hür iradelerini, gerçi kadınlar her halükarda hür iradelerini yansıtacaklar ama etki altında kalmışlar mı, kalmamışlar mı? İddialar gerçeği yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu? Yaşayıp göreceğiz şu anda. Tamam gibi oradaki ön hazırlık. Sandıklar çıkarılacak. 3 aday da en öne geldi mi? Meltem Hanım orada. Gülün Hanım orada. Diğer adayımız orada mı? Sema Hanım. Sema Hanım'ı da görelim bakalım. Evet, Sema Hanım. Şu an arkada olduğum için çok göremiyorum. Öndeyse de fark edemiyorum. Evet, herkes şu an ancası açılıyor. Anca açılıyor. Bakalım. Nedir diye durum. Evet. Sema Hanım da burada. Tüm adaylarımız en önde yerlerini aldılar. Sema Hanım orada. Gülün Hanım beyazdı. Lila renkli olan da Meltem Hanım'dı. İlk kadın kolları seçimi için son evredeyiz. Evet, kullanılan oyların imzaları sayılıyor. Aslında bu oylar çoktan sayıldı ama yönetim tekrar kendi saymak istemiş. Her bir oyun çok önemi var gerçekten. Her bir oyun çok önemi var. Çünkü yeri gelecek itirazlar olacak belki. O itirazlarda da bazen bir oy sonucu bile değiştirebiliyor. İmzalarla zarflarımız, henüz zarflar sayılmadı, şu anda imzalarla listeli evet. Doğal delege dediğimiz bir sistem var. Doğal delege, kimler doğal delege Aysun Hanım? Kadın, millet.
milletvekillerimiz doğal delege 2 tane. Parti meclisi üyesi varsa kadın olarak. Orada var mıydı? O da yoktu. Yok. Sadece bu dönem 2 tane milletvekilimiz vardı. Gizem Hanım ve Süreyya Hanım vardı. Bir de İl Kadın Kurulu Yönetim Kurulu üyeleri, ana kademe il başkanlığı kadın üyeler, bir de disiplin kurulu kadın üyeler. Yaklaşık kaç kişiydi onlar? Şu anda sanırım bu dönem 26 kişiyiz. 26 kişisiniz. Onlar bu listelerde yer alır mı? Meslektaşım geldi. Efendim biz Bodrumlardan geldik. Sizin bu işleri biraz... Bakalım Muğla'da nasıl oluyormuş bu işler? Bu seçimler Bodrum'daki kadar heyecanlı mı? Biz pek severiz heyecanlı Bodrumlar olarak biliyorsunuz. Mustafa Bey'in de çok ilgisini çekmiş. Çok şey söylendi bu seçime dair Mustafa abi. Şimdi Mustafa haklı olarak şimdi Muğla'da kalanlar da yorum yapmak istemiyorlar. Kim seçilirse seçilsin sürekli muhatap olacaklar. Öyle bir şey olunca da bizim kadar özgürce konuşup yorum yapamıyorlar. Kim seçilirse bizim başkanımız. Orası muhakkak. Kim o koltuğa oturursa başkanlık unvanını alacak. Biz Bodrum'da seviyoruz özgür konuşmayı. Takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Takip ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, yazdığımız köşe yazıları da. Efendim, hep canlı yayındayız. Bu çok önemli çünkü buraya gelemeyen, çeşitli sebeplerle sizin aranızda olamayan dostlar da ve siyaseti merak edenler de Bodrum gündemden Çiçek Yaman Bozoğlu'ndan izlesinler efendim. Evet. Böyle şey yazamazmışlar. Şu anda şey odaklanmışlar ama şey yapamıyorlar. Aslında cep telefonuna toplasanız kafanız karışmasa daha sağlıklı olacak. Deyip dayanamayıp olaya da müdahil olduğumuzu duyuyorsunuz. Şu anda oy kullananların çok az bir kısmı burada. Hemen hemen %60'dan fazlası Bodrum, alıştık ya Bodrum demeye. Muğla Büyükşehir Belediye Binası'nın hemen karşısındaki parkta. Dışarıda kimler var? Vallahi parti meclisi üyemiz de burada. Sevgili Alkın da orada. Bakalım Alkın Deniz Aslı'nın içeri geldiğinde bir iki cümle de ondan alalım. Bodrum, evet Bodrumlu grup da buraya geldi. Alanda yerini aldı. Kimler ne yapıyor? Kimler kimi destekliyor? Biraz sonra göreceğiz. Ve çok ciddi iddialar vardı il başkanının. Özellikle bu iddiaları kim dile getirdi onu da söyleyeyim. Ali Turbalıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muğla'da önemli isimlerinden biri. İlk kendini çoban olarak addeder ki mesleği de o. Hayvan besicilik işi yapar ama siyasetin demirbaşlarındandır Muğla'da. O yazdıktan sonra ortalık bir karıştı. Onu yazmasının ardından sevgili meslektaşım Özcan Özgür yazdı. İşin bir de bu tarafından bakın dedi. Şimdi onlar ortalığı karıştırınca ben de merak ettim. Bodrum Gündem Gazetesi olarak Bodrum'da ne oluyor? Tamam bunlar yapılıyor da bir duyumlarımızı da sizinle paylaştık. İl başkanının Meltem Hanım'la ilgili talepte bulundu. Bununla ilgili Bodrum'da delege bazlı bir toplantı yapıldı. O toplantıda Meltem Hanım'a oy istendiğine yönelik bir bilgi geldi. Evet. Doğum sandıkta imza sayısı 140 olarak belirlendi. Şimdi bir numaralı sandığı açıyoruz. 94, 61 ve 140.
Bakalım ne çıkar bu sonuçta. Şunu yanınıza alsam, yer değiştirsek, ben çekim yapsam olur mu? Çok teşekkürler. Hemen şöyle yan yana alalım. Ben de şuradan karşıdan kimseyi de rahatsız etmeden. Haydi bakalım seçimde ne oluyor? Mikrofonumu alayım ben. Arkadaşlara da zorluk olmasın. Çünkü tamamen oy pusulalarıyla dolacak ortalık. Evet. Beklenen an geldi. 3 sandıkta ayrı ayrı olarak. Evet, bizim canlı yayın yapmamızla ilgili bir sıkıntı oluştu. Onu da sordular heyete, basın daveti olan bir yerde. Biz yapılan davet üzerine buradayız. Seçimlerin hepsi basına açıktı. Bu da öyle oldu. Bilmeyen arkadaşlar da bunu öğrenmiş oldu. Evet. Mertem Hanım, Bilim Hanım ve Sema Hanım şu an sandık sandık açacaklar gördüğünüz kadarıyla. Dilek, 2 nol sandık, 1 nol sandık kaç kişi, kaç tane? 94. 1 nol sandıkta 94 tane oy çıkması gerekiyor. 2 burası. 95 zarf çıktı. 94 olması gereken sayıda bir aksilik var. Ya imzalar yanlış sayıldı ya zarflarda bir tane fazla var. Düzeldi. Şimdi oldu. Bir yanlış sayım vardı. O da düzeldi. 94 imzaya karşı 94 zarf çıktı. Bir nolu sandıktan. Şimdi oyların açılımı yapılacak. İlk oy Lila, ilk oy Meltem Hanım'a geldi. İkinci oy da Meltem Hanım'a geldi. Haydi bakalım. İlk sandıkta kimlerin oy, hangi ilçelerin oy kullandığı da önemli. Beyaz, mavi. Lila şu anda önde. Beyaz yakalamaya çalışıyor ki o da. Evet, bir nolu sandıkta hangi ilçeler oy kullandı onu biraz sonra öğreneceğiz. Şu an görünen Meltem Hanım'ın fazla diyecektim. Arada beyazlar çıktı, maviler çıktı. Dediğim gibi her oy çok kıymetli. Tek bir oyun bile sonuç değiştirme potansiyeli yüksek burada. Senin çanta sandalye geldi. Boş ya. Şöyle üçünü de. Lila rengi hızlı başlamıştı. Şu anda mavi. Sema Hanım.
daha fazla çıkıyor. Bir Lila Meltem Hanım. Gülün Hanım'ınki şu an bile ya. Gülün Hanım'a da çıkıyor oylar. Değişken. Ama listeye baktığımızda Bodrum'un Meltem Hanım'ın listesini yönetimle koyduğu adaylara bakıldığında ki iki ismi ben gördüm, başka isim varsa kusuruma bakmasınlar, dikkatimden kaçmıştır. Meral Uyar ve Belgin Atar isimleri Meltem Hanım'ın listesindeydi. Bu durumda Lila Reng'in desteklediğini söylemek yanlış olmaz. Bir tane düştü galiba. 93 çıkarsın. Bir tane düştü. Sayacaklar. 93 çıkarsa belli ki içinde var bir tane. Tekrar lila rengi hızlandı. Arada beyazlar çoğaldı. Kafa kafaya gidecek gibi. Beyaz. Bir oyunu aldı. Bu durumda şöyle söyleyebiliriz. Bu sandığın galibi Meltem Hanım.
Öyle görünüyor şu an. Arkadaşlar sessiz. 26 Gülün Hanım'ın aldığı oy sayısı. Bu durumda Sema'nın 35 oy alması bekleniyor. Resmi rakamlara göre. Sanın galibi Sema Hanım oldu. Çok az fark var. Zarfla kullanılan oy ve çıkan pusula sayısı birbirine tuttu. Birinci sandık son harcı sayımı. Şimdi ikinci sandığa geçiliyor. Evet. Aslında belirleyici olan muhtemelen Bodrum sandığı olacak. Evet, bu önemli. 61 imza. Açılamıyor.
gidiyor şu an. Şu an açılamayan bir sandık vardı. Becerebilir mi bu kadar zorlandı? Evet, sonunda sandık açıldı. 60 oy var ve şu an Lilaları ben buradan görebiliyorum bile. Bahsi geçtiği şekilde. Evet, Bodrum sandığı, Bodrum bölgesi. Bu sandıkta hangi ilçeler oy kullandı? Bodrum, Milas mı? Sadece Bodrum mu? Tamam. Ve gördüğünüz kadarıyla da 60 küsur oyda. Bu da belirleyici bir şey. Bodrum'dan kaç fire verilmiş, ya daha doğrusu Bodrum'dan fire verilmiş mi verilmemiş mi? Gerçekten o iddiaların arkasında böyle bir sonuç çıkar mı? Delegeler ne yaptı? Şu an açık olanlardan biz lila rengi görüyoruz buradan. Açıldıkça da sizler de göreceksiniz. Ucu açık olan her zarfta lila rengi oy var. Topyekun Bodrum eğer 60'ı birden verirse bu gidişatı değiştirir tabii ki. Ve 60 oyu alırsa Meltem Hanım Bodrumların kullandığı oyla açık ara öne geçebilir. Arkadaşlar tekrar sayalım. 61 bir daha sayalım. Evet, beklenen oylar lila lila çıkıyor. Bir tane pire var Bodrum'da. İkincisi orada. Ne yazdığınız köşe yazısından farklı bir şey görmüyorsunuz, onu söyleyelim. Artık kuzdular ettiler ama yazdığımız köşe yazısının gerçekliği de şu an gün gibi ortada. Bazı isimlerin dayatmaya karşı geldiğini, şu anki o 3 isim oldu. Kadınların özgür iradesine baskı yapıldığı yönünde söylemler vardı. Evet, gerçekten yapıldığı iddia edilen baskılara rağmen yine de Sema Hanım'a oy çıktı. Gülün Hanım'a oy çıkacak mı? Bekliyoruz. Yaklaşık 9-10 kadar fire bekliyorum açık söylemek gerekirse. Onu bulur mu? Emin değilim. Evet.
Evet, Bodrum Açık Ara Meltem Hanım'a vermiş oyunu. Tıpkı köşe yazımızda yazdığımız gibi. İl başkanının ve ilçe başkanının bunda etkisi nedir? Süreç gösterir. Evet, görünen o ki Gülün Hanım'a neredeyse hiç oy çıkmadı. Bu da Çiçek Yaman Bozoğlu olarak BodrumGündem.com'da yazdığım köşe yazısının gerçekliğini gözler önüne seriyor. İddialar odur ki il başkanı kendi ekibiyle hareket etmek istedi. Meltem Hanım'ı, ki Meltem Hanım farklı bir söylemde bulundu. Tamamen kararın kendisine ait olduğunu beyan etti. Bizim kaynaklarımız aynı şeyi söylemiyor. Ama ondan fazla çıktı. O da çok güzel derdi. 10 oydan fazla çıktı. Ben 10 oy kadar bekliyordum. Demek ki o durumda da böyle bir bölünme olmuş. 2 3 4 5 6. Yereldeki yansımaları sonraki süreçte nasıl önümüze çıkar göreceğiz takip ederek. 8 9 10 11 12 13 14 oy Sema en çok çıktı. Haydi bakalım son sandık. Oylar ve imzalar birbirine eş oldu.
Son sandıktan eğer Seman açık ara oy almazsa, ilk sandık biliyorsunuz Seman'ındı, 35-31 diye hatırlıyorum. Şimdi 15'e şimdi bakalım seçmeye çalışıyorlar. Aslında belirleyici olan sandık bu olacak. 140 oy kullanımında burada. Oylarla zarf sayıları tutmadı, tekrar zarflar sayılıyor. Fark var şu an, onu toplamaya çalışıyorlar. Şimdi oldu. 140 oy tamamlandı. Bir oy eksik. Bir oy eksik. Bir de imzaları saymaları lazım. Bu son saat.
geçti. İmzaları mı saysalar? Arkadaşlar, imza 139, şimdi imzaları daha sayacağız. Kağıtlarda eksiklik olabilir mi? Çift olabilir mi? Tekrar saydım. Bir kere mi saydın? Arkadaşlar imzaları sayarız. İmza 140 çıkarsa bir tane daha açıklar alacağız. Tamam mı? Bir tane zarf açmadan açmayacaksınız. İmza fazla, zarfı atamazsınız. İmza fazla nasıl belirleyeceksiniz onu? Zarf imza eksik. Fazla, zarf eksik. Zarf eksik, imza fazla. Bu durumda. Yani bence zarfları tekrar üçüncü kere saysın. O yüzden zarf atarız dedi ama olmaz. Bence öyle dedim ama bir kez daha olayım dedim ama bir kere saymış tamam. Şimdi heyet de haklı olarak yorgun. Sayılı doğal delegeleri falan mı farklı sayılı? Doğal delegelerde farklı sayım olabilir, imzalar doğal delegeler. Evet, muhtemelen doğal delegelerin oy kullanma sırasında yapılan orada bir teknik hata var. Çünkü herhalde elimizde 139 adet zarf mevcut. Mevcut zarflar geçerli sayılacak. Çünkü imzasını atıp oy kullanmayan birinin olması çok tuhaf olur. Evet, Tatça'nın kullanılan oyunda oradan evet bulundu sanırım yanlış. Evet, Datça'daki kullanılan oyla evraka geçirilen adet arasında. Thank you.
Evet, imzaların hepsi tamam. Zarf sayısı eksik. İlk bodrumda çalışırdıyız biz. Bizde bu seçim çoktan bitmişti biliyorsunuz değil mi? Tanık oldum. 20 oy kim alırsa galip çıkıyor. Diler efendim. Efendim 20 oya mı ihtiyacı var? Evet. Evet 20 oy Diler rengini Meltem Hanım'a çıktığı anda yarışı kazanmış oluyor. Şöyle olabilir mesela doğal delegedir. Aa burada kullanmayacağım, şurada kullanacağım diye oradan alıp o tarafa geçiyor. Olasılık dair. Her şey olabilir. Çünkü demin şurada o kullanıcı yani da başka yerden almışlar. Ama şöyle bir şey oldu başkanım. Biraz önce burada kullanması gereken bir bayan vardı. Orada imzasını attı, burada kullandı. Hayır, atmadı. Arkadaşlar, attı mı? Arkadaşlar, diğer sandıklarda hazırlık olmadı. Eğer evet. Bir şey olsaydı, tamam. Oraya şey oldu. Gitti mi oraya? Tamam. Yok, geri gönderdik onu zaten. Eğer eşitten evet, 20 oy liraya çıktığı anda ifadeler odur ki Meltem Hanım galip. Evet.
kafesler tutulmuş vaziyette. Bir tane de zarf boş çıktı. 138. İkinci boş çıktı. Tepkiler var, evet. Bence de. Kaldı 18 oy Lila'ya. Üçüncü boy. Aa. Genel bir tepki var. Evet, genel bir tepki var. O da görünür bir şey. Burada, burada. Burada. Enteresan oldu. Aa. Evet, Bodrum Açık Ara 14-15 fireyle Meltem Hanım'a verdi. Galiba Milas Sema Hanım'dan yana oy kullanmış. Görünen o. Milas'la Bodrum burada da yol ayrımına gitmiş. Çok kişi kullanmış olmalı. Bir oy daha kaldı 17. İddialar o. Bu arada Gülün Hanım'ın oyları da yükseliyor. Beyazlar çıkıyor. Ali Turbaloğlu'nun öngörüsü tutacak mı çok merak ediyorum. 16 bir oy daha çıktı. Böyle hani böyle kıran kırana geçiyor derler ya, resmen öyle. Biraz önce Muğla sandığında, pardon, Bodrum sandığında yaşanan şeyin benzeri şu anda karma olan sandıkta kendini gösteriyor. Ezici bir üstünlük gelir mi gelmez mi? Gerçi yakında oylar birbirine ama. Bir oy daha çıktı Lila'dan, 16 kaldı. Kapanır mı? Kapanır. Bir oy daha çıktı Lila. Bakın geri sayım var burada. 15, 14, 13 diye bayağı kalp çarpıntısı zirvede, öyle söyleyelim. 14 oldu kalan hesaba göre. Ama boş çıkanlar var. Ya yana ben de hatırlatma yapıyorum hanımefendiye. Boş çıkanlar var diye. Kime gideceği belli olmayan. Arkadaşlar bir tanesinden ikisi, o da iptal. İptal. Bu da geçersiz. Bir tane geldi boş. Arkadaşlar ikisine de geçersiz. 13 oldu değil mi? 13 oldu sizin sayınıza göre. Yanında hanımefendi muhtemelen Lila giymiş. Lila Meltem Hanım'a tutuyor. 13 oldu ya. 14'te 13 oldu. Dedim ya, tek bir oyun bile, tek bir oyun bile çok kıymet var bu seçimde. 13-12. 19-8 diye sayacak yanımızdaki hanımefendi. 12 oyumuz olacak şimdi. Evet, olacak. 12 oy istiyorum. 12. Hadi. 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 Çok kıran kırana giden bir
Yarış oldu. 11. Bir iptal daha. Hayır, iptal. Hiçbir şey. O da geçersiz. O da geçersiz. Hiç koymayın. Gülün Hanım'ı sevmiş ama listesini atmak yerine resmini atmış. Bir iptal daha. 1 lira daha çıktı. 9. Haydi bakalım. Bayağı yan taraf kalp krizi geçirecek. 9. Hadi. 9 istiyor. 9 istiyor. Bir tane daha. 8. Evet. 8. 7 tane mora ihtiyaç var. 7. Ha, 7. Şu an 7. Ama tabii bu kesin değil arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi artı eksi. Hani yüzdük yüzdük kuyruğa geldik. İptaller var. İptalleri de göz önünde tutmak lazım. Şimdi bu sayılar çok önemli. 6. 6. 6 sus. 6. Tatuya. Totem yapmış bu vaziyette yanımdaki hanımefendiler. 6. 5. 5. 5 4 4 3 2 1 haydi bakalım. Çok ucu ucuna çıkıyor, evet, ve gerçekten çok merak konusu. Şu an sonuçlar çok merak konusu. Evet. Ben artık karşı tarafı gösterebilirim. Şöyle arkaya geçeceğim. Gerçekten inanılmaz bir seçim. Haydi bakalım. Beş tane geçersiz oyumuz var arkadaşlar. Yani 139'dan çıkardığımızda 134. Şimdi sayıyorum. Bakalım. Siz toplamışsınızdır. Şu ana kadar hangisi kaç oy aldı? 5 6 Meltem Hanım 47 toplamda. Toplamımız 8 47 bir sandıktan, diğerinde kaç aldı? 70 almış yani şimdiye kadar. Toplam 70, tamam. Sema Hanım da benim sizden. 12 49 49'mu şu an? Evet. 49'a 70 mi şu an? 49'a 70. 49'a 70. Aradaki fark ne yapıyor? 15. Şu an matematik kafam durdu. 49'a 21. 17. 21. 21 oy fark var. Şu an 18 aldı. Ve 88 oy olmuş oldu. Şu anda 88 oy. Meltem Hanım'ın 200 yat. 88 oy aldı Meltem Hanım. Şu anda Sema Hanım'ın aldığı oylar 49 muydu şu an Sema Hanım'ın, söylemiştiniz? Evet. 49. Haydi bakalım. 8 9 50 ya da 51 oy çıktığı anda Sema Hanım bu işin galibi. O da çok kritik. 24 25 26 27 28
galibi. Eğer ben buradan bu sayımı görüyorsam. Açılıyor. Başta Meltem Hanım hızlı girdi. Özellikle Bodrum ekibinin neredeyse tam desteği 14-15 fireyle. Ama kurtarmadı. Bodrum Meltem Hanım'ı kurtarmadı. Muğla genelinde tepki vardı. Şu an kucakladı halkım Deniz Aslan'ı. Ezici bir üstünlük. Ali Turbaloğlu, kulakların çınlasın. Gerçekten. Hadi ben şöyle geçeyim, pardon. Evet. Hadi ben Sema Hanım'a 2 dakika canlı yayındayım. Ben tutuyorum. Hadi. Sema Hanım, hemen canlı yayındayız. İlk galibiyetinizi benden duydunuz. Anlayalım bakalım. Bir dakika. Kesin soracağım. Haydi, dinliyorum sizi. Biz kesin sonuç alalım, ondan sonra kolay. Kesin sonuç belli ama. Bitmemiş daha, sayabilirim. Peki, tamam. Nezaketen kesin sonucu bekliyor. Bayağı Ali Turbaloğlu'nun bahsettiği ezici fark alır Sema Hanım bireysel yorumlarında. Evet, vallahi aldı. Evet, bir şey söylemek ister misiniz Meltem Hanım? Kazanan partimiz oldu. Hep beraber yine partimizi iktidara taşıyacağız. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Rica ederim. Biraz sonra da Gülün Hanım'a. Muğla'nın genel tepkisini gördünüz. Çok affedersiniz, hemen Gülün Hanım'a da. Gülün Hanım, canlı yayındayız. Buyurun, siz de değerlendirin. Teşekkür ederim, sağ olun. Her zamanki gibi eril müdahalenin olduğu bir kadın kolu seçimini daha bitirdik. Çok ağır bir cümleydi, farkındasınız değil mi? Çok farkındayım. Çünkü çok iyi biliyorum. O yüzden bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Aldığım şurada ne kadar oy varsa kadın mücadelesinin gücüdür. Sadece kadınların, gerçek kadınların verdiği emek ve oydur. Peki, çok teşekkürler. Evet. Emeğin gücü kazandı. Peki, çok teşekkürler. Tabii bu tarafta da galipler olunca şimdi selfiler, fotoğraflar, anılar, hatıralar. Evet. Hadi ben müsaade isteyeyim hanımlardan. Evet, artık kesin sonuç, artık bir şey söyleyin bakalım. Dışarı çıkalım. Haydi dışarı çıkalım. Dışarı çıkalım. Ben müsaadenizi rica ediyorum. Evet, şu an tutanak hazırlanacak. Biz de dışarı çıkıyoruz. Bodrumlulardan kimse var mı? Hayır, kimse yok. Bodrum ekibinden birini bulur da konuşur muyuz diye baktım ama. Ceyda'cığım, kolay gelsin. Peki, sevgili Ceyda var Bodrum'da, konuşmak istemedi. Evet, Bodrumlular buradaymış. Emet Hanımlar burada, arkadaşlar burada.
Şu an benim meclisiyem de buradaymış. Haydi bakalım, buyurun. Efendim, değerlendirir misiniz efendim sonucu? Hayırlı olsun partimize. Değerlendirme. Belgin Hanım'ı alalım. Belgin ablacığım, aynı zamanda Meltem Hanım'ın listesindeydiniz. Listesindeydim. Bodrum'da açık arasında Meltem Hanım'ı destekledi. 21-22 tane oyla fark atabilecekken, evet, bir tepki mi vardı? Yoksa Sema Hanım geçen dönemde de çalıştığı için biraz daha tanınıyor olabilir mi? Tanınıyor olabilir de, bir de ekip tam düzgün durmadı bizim. Yani bu işler ekip işi, biliyorsunuz. Beraber yol alma işi. Hı hı. Arkasında dursaydı herkes, biz bu seçimi almıştık. 70 oy, 15 oy, 15 fark vardı Bodrum'da. Evet. O bir sıkıntı oldu, evet, sanki. Peki, çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum. Hayırlısı olsun partimize. Hayırlısı olsun. Kazanan hepimiziz zaten, CHP. Peki, Bodrum. Evet Hanım, siz bir şey söyleyecek misiniz? Siz de delegeydiniz. Kazanan partimiz. Başka bir şey ne söyleyebilirim? Kazanan, peki, partimiz. Peki, kolaylıklar diliyoruz. Evet. Bodrum'dan geldik, bakalım başkan dışarı çıkmış mı? Daha mazbatasını anladı ama seçim sonucu. Geliyor mu? Tebriklerden dışarı da çıkamıyor. Siz Bodrum kaybettiğin zaman Bodrum üzülsün mü, göbek bassın bilemez. Peki, Bodrum'a da gelen bir tepki var tabi, bunu da belirtelim. Çünkü Bodrum açık ara, çünkü Meltem Hanım'a çalıştı 15 kişi haricinde. Evet, çıkarılabilecek mi bakalım başkandan. Ayşe. Ay, çok güzel. Sema Hanım nerede? Aynen. Evet, divanla. Artık bir konuşun çünkü ben gideceğim. Hadi bakalım. Vallahi benim başarım değil, arkadaşlarım bana inanan arkadaşlarımın başarısı. Birlik beraberlik içindeyiz. Öyle oncu buncu yok. Hep beraberiz. Bu seçim burada kapandı. Kapıdan çıkınca yine hepimiz Muğla'lıyız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Peki, çok teşekkürler. Evet, beklenen açıklama da geldi. Ne diyoruz? Hadi hayırlı olsun.